Yani bu seçim gerçekten tarihi bir seçim olacak. Herkes aslında kendi açısından tarihi bir seçim olarak tanımlıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılıyla 2. yüzyılın kesiştiği bir nokta oluyor. Hem egemenler yani değişmek istemeyen devlet güçleri AKP, MHP, faşizmi şahsında ısrar etmek istiyorlar. Bu yüzyıllık tekçi, cinsiyetçi, militarist devlet anlayışından. Diğer tarafta da gerçekten yüzyıldır artık belli bir aşamaya gelmiş. Bu devlet hakikatini, gerçekliğini görmüş. Bu devletten her türlü zulmü yaşamış. Başta işte halklar olarak Kürt halkı, işte inançlar olarak Alevi inancı, diğer inançlar ve en temelinde de sistematik bir şekilde bütün haklarının, bütün varlığının halen yok saymaya çalışıldığı. Kadınlar da bu sistemin değişmesi gerektiğini, bu devletin değişmesine, demokratikleşmesi gerektiğini, özgürleşmesi gerektiğine dair bir süreç yaşandı. İşte bunun bir en son boyutu depremdi. Depremde gerçekten çok ciddi anlamda kadınlar büyük acılar yaşadı, çocuklar bunu yaşadı. Bütün halkımız belki 11 ili kapsayan bir depremdi ama hem Türkiye'de hem Avrupa'da bütün halklarımızın, Alevi toplumunun çok ciddi anlamda yüreği yandı, acıları büyük oldu. Bu anlamda bir değişim seçimidir. Türkiye'de de atmosfer böyle, Avrupa'da da herkes bu değişimin mutlaka gerçekleşmesi gerektiğine dair bir çaba içerisindedir, bir düşünce içerisindedir. Avrupa'da da evet, yani Türkiye'de özellikle demokrasi ve özgürlük, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın kendi stratejisini belirleme, HDP'nin bu konudaki çabaları, işte HDP'nin kapatılmayla yüz yüze kalma durumu, nihayetinde bütün bileşenleriyle tartışması ve Yeşil Sol Parti'de tek listeyle seçime girilme kararı, Avrupa'da da çalışmaların ve özellikle de kadınların daha hızlı organizasyon olmasına yol açtı. Çalışmalar yürüyor çünkü burada da belli bir seçim deneyimi var. Daha önce gerçekleştirilen seçimler var ve burada da büyük bir çaba harcandı. Çünkü Avrupa'daki oyların Türkiye'nin genel dağılımında etkili olacağı düşünüldüğünde kadın hareketi olarak işte bileşenleri ve kurumlar olarak özellikle FEDA, Demokratik Alevi Kadınlar Birliği, yerel dernekler, toplum merkezlerinde bütün bileşenleri bu seçimin öneminin tartışmaları yapıldı bu süreçte. Komisyonlar oluşturuldu, hazırlıklar, afişler oluşturuldu. Özellikle ayın ikisine kadarki seçmen kaydı ve seçmen kontrolü çalışmaları yapılmaya çalışıldı. Tabii ki Türkiye'de olduğu gibi burada da hem faşizmin etkisi çok fazla. İnsanlar gerçekten bu faşizm yıkılacak mı, aşılacak mı? Bunun için seçimin güvenliği sağlanacak mı? Bunun gölgesi hakimdi. Yine depremde yaşanan acılar, çünkü Avrupa'da depreme dönük dayanışmalar çok güçlü geliştirildi. Çok büyük çabalar harcandı ve bu çabalar halen sürüyor. Bir de depremin acıları ve yaşattığı trajedi bir katliamdı, çünkü bu katliamın gölgesinde seçim çalışması yapmak kolay olmuyor. Ama buna rağmen de hem deprem yaralarını daha güçlü sarma, hem de bu faşizmin aşılması ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında gerçekten bütün halkların, bütün inançların, dillerin, kültürlerin, özellikle de gençlerin, kadınların daha özgür bir yaşam için mücadele yürütmeleri boyutuyla bir yol ayrımı olabileceği, bir ön açıcı olabileceği, en azından toplumun nefes alabileceği konusunda Avrupa'daki kadınlar da halklar da bu konuda çaba içerisindedirler. Her ne kadar insanlar burada yaşasa da aslında yıllardır emeğiyle, kültürüyle, inancıyla, herkesin bağları özgürlük umuduyla, bağları ülkesiyle, Türkiye ile bağları güçlüydü. Yine son yıllarda yüz binlerce insan zorunluluktan, hem politik gerekçelerden dolayı buralarda sürgünde yaşıyoruz, hem son yıllardaki ekonomik
şiddet, ekonomik yoksulluk insanların buraya gelmesine yol açtı. Kimse isteyerek burada değil. Bu açıdan da aslında tekrar ülkelerine dönmek, daha özgür bir Türkiye'de yaşayabilmek, yani gidip gelebilmek açısından da buradaki seçmenin bir duyarlılığı, bir çabası söz konusudur. Erdoğan değişir, işte Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa Türkiye'de birçok şey değişir. Elbette ki değişir, elbette ki etkisi mutlaka olacak. Ama biz uzun vadeli geleceğimizin 50 yılını, 30 yılını, 100 yılını düşünüyorsak bu seçim parlamento rejiminin, parlamenter siyasetin demokratikleşmesi ve çoğulculaşması, burada kadınların daha aktif siyaset yapması gerektiği konusunda bir tercih geliştirmemiz lazım. Bu da ne mevcut bugüne kadarki muhalefet partileriyle, işte CHP'siyle, İYİ Partisi'yle ne de AKP, MHP gerçekliğiyle bunlar gerçekleşmedi. HDP bu konuda büyük bir direnç ortaya koydu, mücadele geliştirdi. Ama meclis çoğunluğu hiçbir zaman HDP'nin temsil edebileceği ya da rol oynayabileceği, etkileyici olabileceği duruma gelmediği için elbette ki yine AKP, MHP faşizmi hem Erdoğan'ın kararnameleriyle hem de AKP, MHP'nin parlamentodaki çoğunluğuyla toplumun yararına bir siyaset üretilmedi. Ama HDP'nin bugün Emek ve Özgürlük bloğuyla birlikte Yeşil Sol Parti'den üçüncü bir demokratik çizgi olarak bir cephe olarak parlamenter seçimine gitmesi kadınlar açısından çok önemli bir şeydir. Ve bu cepheyi demokratik Yeşil Sol Parti'yi buradan desteklemek, bugüne kadar tercihimiz ne olursa olsun AKP'den beklentilerimiz olmuş olabilir, CHP'den beklentilerimiz olmuş olabilir. Ama 20 yıldır AKP'nin geldiği durum ortadadır. Cumhuriyet'in kuruluş partisi olan CHP'nin bir 100 yıllık geleneği neredeyse var olan bir parti olarak içinde bulunduğu durum, halklar, kadınlar, inançlar, özgürlüğümüz için ciddi anlamda bir çözüm üretemediği gerçekliğiyle yüz yüzeyiz, karşı karşıyayız. Bu kadar deneyimlendik ve bugün bu kadar tecrübemiz var. O zaman gerçekten kadınların, gençlerin, Alevi toplumunun, mütedeyyin muhafazakar Müslüman toplumumuzun ve kadınların, Kürt halkının, sol sosyalist mücadele yürüten aydın demokrat kitlelerin gerçekten Yeşil Sol Parti etrafında birleşerek, kenetlenerek oy tercihlerini Yeşil Sol Parti'den yana yapmaları gerekiyor. Gerçekten bütün kadınların kendi doğuşsal varoluşundan kaynaklı haklarını yaşatmak için bizim birlik olma, herkesin tercihini özgürlükten, demokrasiden ve kadın kurtuluşundan, kadın özgürlüğünden yana koyması gerektiği açıktır. Ve bu konuda Yeşil Sol'un da hem kadın deklarasyonu hem genel anlamdaki deklarasyonlarında bugüne kadar HDP'nin demokratik siyaset konusundaki kadına bakış açısı, perspektifi, eş başkanlık, eşit temsiliyet bunların hepsi gerçekten kadın için bir güvencedir. Bu siyaset güvenceyi sağladı ve bu çok somut kadınlara, kadınların gururla sahiplenebileceği bir gelişme yaşandı. Bu seçimde de Yeşil Sol Parti'den yana tercihimizi koyarak, oyumuzu kullanarak bu tehlikeyi durdurabiliriz. Bu önümüzde en büyük tehlikedir. Yasallaştığı takdirde bunun mücadelesini vermek çok daha zor oluyor. Herkesin sorumluluğudur. Bizim farklı politik tercihlerimizi bugüne kadar geliştirmiş olabiliriz, tercih etmiş olabiliriz. AKP'ye ya da başka partilere kısmen kadınlar olarak ya da ailevi gerekçelerle, inanç gerekçesiyle, ekonomik gerekçesiyle güven bağlamış olabiliriz, güvenmiş olabiliriz. Ama son ittifakla hiçbir kadının bu sisteme, bu rejime güvenmemesi gerektiği, bu faşizmle ya da bu kadın düşmanı politikalarla mücadele etmesi gerektiği açığa çıktı. Yani en son Xinjiang Azadi sloganıyla İran rejiminin kadınlara dayattığı Jina Amini aşağısında Türkiye toplumunda, Türkiye'de de kadınlar bunu gördü. Avrupa'da sadece sürgünde yaşayan, diasporada yaşayan halklar olarak değil, Avrupa'nın kendi toplumsal gerçekliğinde kadınlar da bu kadına karşı cinsiyetçi
saldırılar ne kadar son yıllarda geliştiğini gördü. Ve bütün dünya Xinjiang azadi sloganı etrafında buluştu, birleşti, kadın dayanışmaları gelişti. Biz bu Xinjiang azadi ruhunu seçim saatinde de seçim halinde de gerçekten pratikleştirebiliriz. Xinjiang azadi şiarıyla kadın yaşam ve özgürlük şiarıyla da seçime gidip oylarımızı Demokratik Sol Parti'den yana kullanarak kadınların özgürlüğünü sağlayıp bu faşizmi de aşabiliriz.